Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manab ben. Biliyorum bu konudan gerçekten çok fazla sıkıldınız. Ben de çok fazla sıkıldım. Huawei ile ilgili video çekmek istemiyorum. Hatta bir önceki videomda bu son video demiştim. Bunun için de son video diyorum ama bu o kadar büyük yani çapta olaylar gelişiyor ki yani bir video çekmemek de gerçekten de Huawei kullanıcılarına da haksızlık olacak diye düşünüyorum. Çünkü neden? Huawei kullanıcıları şu an bir panik içinde. Ben inanın yakınımdaki birçok insan muhasebecim bile bana kalkıp geldi dedi ki abi bende Huawei P20 Pro var ben bunu satayım mı? Yani şimdi para da yapıyor yani ne yapsam satsam mı satmasam mı gibi ikilemde kalmış gerçekten birçok insan var. Telefonum abi ne olacak diyen birçok insan var. En azından onlara da bir çözüm sunabilmek adına onların da tutunabilecekleri bir dal olabilmek adına bu tarz videoları yaparak tam olarak gerçekleri size aktarmak istiyorum. Şimdi ne oldu? Bildiğiniz gibi arkadaşlar Huawei'ye Amerika bir yaptırım uyguladı ve dedi ki benim ülkemde telefon satamazsın dedi. Daha sonra sen benim ülkem telefon satamazsın ama benim ülkemdeki teknoloji üreticileri de sana kesinlikle ama kesinlikle bir şey, bir mal ya da hizmet satamaz dedi. Daha sonra da ortalık karıştı. Huawei dediğin gibi telefon üretemez noktaya geldi ve Huawei'nin ne yapacağı ile ilgili çok büyük soru işaretleri var. Hala var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde birçok basın bunu ya işte çok güzel bir şeymiş gibi falan filan söyledi ama bu ne kadar güzel bir şey derseniz hukuktan biraz anlayan insana bunu sormak lazım. Şimdi atıyorum benim sizinle bir durumum var ve ben sizinle ilgili bir dava açıyorum. Eğer siz de bana dava açarsanız kesinlikle ama kesinlikle burada bir uzlaşma ile ilgili bir durum oluşmuyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi ne yapıyor? Bu uzlaşmayı Huawei şu anda attı. Huawei dedi ki sen kardeşim bana hukuksal anlamda haksızlık yaptın ve ben sana karşı dava açıyorum dedi. Amerika'da karşı dava açtı ve dediğim gibi aslında Huawei bir noktada da Amerikan hükümetiyle köprüleri tamamen atmış oldu. Bakalım önümüzdeki dönemde bu Huawei'in mahkemeyi açmasıyla ilgili süreçte nasıl devam edecek? Bunu da çok fazla merak ediyorum. Göreceğiz. Ama bugünkü aslında bahsetmek istediğim konu çok daha farklı bir konu. Gerçekten Çinli üreticiler burada sanki bir pakt oluşturmuş gibi bir durumları var. Biliyorsunuz Huawei bir Hongmeng adı verilen bir işletim sistemi tanıttı. Arcos falan filan dendi ama daha sonra Hongmeng olarak arkadaşlar bu tescil edildi. Bu Hongmeng işletim sistemi anladığımız kadarıyla ve gelen bilgilere göre sadece Huawei tarafından değil Xiaomi ve Oppo tarafından da kullanılmaya başlanan ya da test edilmeye başlanan bir işletim sistemiymiş gibi bir algı, bir bilgi geldi. Algı demeyeyim özür dilerim bir bilgi geldi. Yani bizim anladığımız kadarıyla şu anda Huawei ile birlikte Xiaomi ve Oppo'da Hongmeng işletim sistemi ile ilgili çalışmaya başladı ve söylenene göre 1 milyondan fazla telefonun şu anda Hongmeng işletim sistemine hazır bir şekilde olduğu söyleniyor. Bu gerçekten doğru mu değil mi bilemiyoruz ama Hongmeng işletim sisteminde şu var arkadaşlar bunu belirtelim. Google'ın kendi uygulamaları bu işletim sisteminde yok. Yani Gmail yok. Hatta Amerikalı Facebook, WhatsApp gibi uygulamalar da bunda yok. Çünkü zaten Çin'de biliyorsunuz arkadaşlar bu telefonlarda, Çinli telefonlarda bildiğiniz üzere zaten Google'ın kendi servisleri yok. Facebook, WhatsApp zaten kullanamıyorsunuz Çin'de. Burada dediğim gibi Hongmeng işletim sisteminde de bu tarz ürünler zaten bulunmuyor. Genellikle kendi yazılımları, WeChat gibi yazılımlar ya da Weibo gibi arkadaşlar üçüncü parti yazılımlarla bu telefonlar güçlendirilmeye çalışılıyor. Diğer Çinli üreticilerin başına gerçekten de aslında Huawei'in başına gelenler ya da ZTE'nin başına gelenler korktuğu için hem Xiaomi hem de Oppo arkadaşlar bu işletim sistemini deniyor ve test ediyor olabilirler ama global pazarda her üç üreticide yani hem Xiaomi hem Oppo hem de Huawei Hongmeng işletim sistemiyle pazara çıkabilirler mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bizim anladığımız kadarıyla ve bizim bildiğimiz kadarıyla şu anda bu mümkün görünmüyor. Çünkü biliyorsunuz Amerika'nın Huawei'ye bir yaptırım var. Bu yazılım da Huawei'in kendi yazılımı. Evet Huawei diyor ki ben Google'u kullanmayabilirim, Android'i kullanmayabilirim ama kendi işletim sistemini kullanabilirim. En azından Çin için diyor. Ya Çin'de sadece telefon satmayla Huawei ya da Xiaomi ya da Oppo arkadaşlar burada başarılı olabilir mi global pazarda? Tabii ki başarılı olamaz. Bu noktada mutlaka firmaların Amerika ile anlaşmak zorunda kalacaklarını çok net arkadaşlar. Yani mümkün değil. Çünkü Hongmeng işletim sistemine Facebook program yazmayacak. Bunu çok net bir şekilde dile getirdi. Yani bu süreç hakikaten 3 üreticiyi de ya da Çinli üreticilerin hepsini birden toplayarak belki Hongmeng işletim sistemine geçmelerini sağlayabilir ama bu Hongmeng işletim sisteminde kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar bu üçüncü parti Amerikalı yazılımların kullanılmayacağını söyleyelim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarla katkıda bulunun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şu an Huawei telefonu olanlar da en azından Huawei'in söylediklerini istinaden söylüyorum. En ufak bir problemle karşılaşmayacaklarını ve telefonları kullanmaya devam edebileceklerini söylüyorlar. Ta ki arkadaşlar
Amerika Başkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Google'a demesiyle, şunu demesiyle ya da şunu söyleyebilme ihtimaliyle arkadaş sen bütün telefonlara bu artık servisi kesiyorsun diyeceği güne kadar bu telefonları kullanacaksınız. Evet, maalesef bir kişinin ağzından çıkan lafa bakıyoruz. Çok da fazla bir şey söylemeyeyim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Bye bye.